burası sizin miydi abi? Nasıl evet, oldu? Burası benimdi. 6252 metrekare. O gelmişler, ağaçlarımı kesmişler. 5 dönümde şurada ileride bir yerim daha var. Orasını da almışlar. Ben 9. ağır cezada yargılanıyor bunlar. Ben gittim oraya, mahkemede şahitlik yaptıktan sonra gece gelmişler, kesmişler bunları. Kaç tane ağacınız vardı burada? Burada 350 tane ağacım vardı. 153 tanesini kesmişler. Tarım İl Müdürlüğü'nden geldim, zabıtla tutturdum. Savcılığa da verdim. Savcılıkta şeysi de var yani. Herhangi bilgisi de var, resmi kayıtlı bilgisi de var. Yani bunlarla ilgilenilmesini devletimizden rica ediyorum. Sayın savcılarımızdan, Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan. Yani bunlara da bir el atılmasını rica ediyoruz. Çok mağdur insanlar var yani. Oğlum senin damadında suç. Kuzunda suç. Ne damadı? Kuzunda suç. Yani anlaşmışlar yani. Her koca anlaşmışlar. Ona Engin Ergün isimli şahıs geldi. Ondan sonra ana yol üzerinde dedi, Ahmet Bey köyünde oturuyorum ben. İkamım Ulu yol altında bahçem. Bu bahçede benim gördüğünüz gibi armutlarımı da kesmişler. Bu yol üzerinde, bu cadde üzerinde bir satılık dedi, yer arıyoruz dedi. Satar mısın dedi. Ben olmaz dedim, satmayı düşünmüyorum dedim. Ama adamlar bir türlü beni bırakmadılar. Ondan sonra yakam bırakmadılar bir türlü. Geldiler gittiler, geldiler gittiler. Bana dedi, ben dedi Kadir Topbaş'ın yeğeniyim dedi. Ondan sonra çok güzel yatırımcılar var dedi elimizde dedi. Onlar dedi buraya buzhane yapacaklar dedi. Ondan sonra mutlaka istediğin parayı da verirler sana dedi. Bu şekilde bizi kandırdılar. Bu şekilde bizi yönlendirdiler. Ondan sonra Ercan Özdemir isimli şahıs geldi. O da Kiler marketlerinin sahibi Vahit Kiler'in yeğeniyim ben dedi. Buraya dedi biz dedi buzhane yapacağız dedi. O şekilde ondan sonra kendilerini tanıttılar. Lüks araçlarla geliyorlar. Bunların köyde adamları da var. Ondan sonra satış olduktan sonra paramı vermediler. Köy 14 milyon 500 bin liraydı param. Evet. Ondan sonra satıştan sonra köyde bunların adamları var. Onlarla beni tehdit etmeye başladılar. Bu şahıslar işte şöyle yaparlar, böyle yaparlar. O şahsın ismini de ben savcılığa verdim zaten, bildirdim. Savcılık kayıtlarında mevcut. Bunları sonra öğrendim ki bunlar 4 ağır ceza mahkemesinde yargılanmışlar. Çekirge operasyonuyla alınmışlar. Aşağı yukarı 51 kişiyi dolandırmış bu Ercan Özdemir isimli şahıs. 60 küsür sene ceza almış. Şu anda yani Yargıtay'da da dosyası. Herhalde 3 seneden beri Yargıtay'daymış. Sene sonuna kadar onanmasını bekliyoruz. Yani devletimizden bu işe el atmasını istiyoruz. Buradaki insanların mağduriyetini, bizim mağduriyetimizi giderilmesini Sayın Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle istiyorum. Zaten oluyor bu dolandırıcılık olayı. Bunlar kim yani? Şimdi bunların şebeke olduğunu düşünüyoruz. Engin Ergün isimli şahıs emlakçıyım diye giriyor. Emlakçıyım diye köy köy dolaşıyorlar. Temiz, yaşlı, halden düşmüş insanları bulup, tabii gene o köyden buldukları, para yedirdiği insanlar aracılığıyla önce güven kazanıyorlar. Daha sonra yedirip içirip işte lüks araçlarını gösterip gelip gidip sizin Ankara'da işiniz varsa işlerinizi de hallederiz. Bizim Ankara'da işte elimiz kolumuz uzun gibi vaatlerle ve özellikle bu Engin Ergün isimli şahıs, ben Kadir Topbaş'ın yeğeniyim diye, kendisi Artvinli olduğu için bunu özellikle kullanıyor. Kadir Topbaş'ın yeğeniyim diye bütün köylülere kendini bu şekilde inandırıp lüks araçlarla içine girip göz boyamayla temiz insanları kandırarak daha sonra yerinizi satarız. Kimi yerlerini kendi alıyor, kimi yerlerini alıp tekrar Ercan Özdemir isimli şahısa havale ediyor. Hemen bir gün içinde satış yapıp yani bunların avukatları bunları yönlendirdiğini düşündüğümüz için avukatları bunlara gerekli yapması gereken şeyleri söylüyorlar. Bunlar da ona göre yasalar çerçevesinde yasalara göre hareket ediyorlar ve zannedersem Bursa çapında tamamıyla köyler olmak üzere, yani buna Kayapa dahil, Karacabey dahil, Bursa'nın, Mudanya'nın köyleri, Keles'in köyleri dahil zannedersem bir 80-100 kişiyi dolandırmışlar. 100 kişinin üzerinde. Totalde yani şu anda üzerlerinde 30'ar tane yer olduğunu düşünürsek 500 milyon gibi bir dolandırıcılık söz konusu. Sizi nasıl dolandırdılar? Bizi nasıl dolandırdılar? Biz onları hiç tanımıyorduk. Bizim damadımdan kızım tanıştırdı. Biraz para almışlar herhalde. Önce eşime imza attırıyorlar. Ondan sonra benim haberim yok. Birbirimizden haberimiz yok.
benim okumam yazmam yok dedim. Benim imzam geçerli olmaz dedim. Biz harfini yap karalı olur dediler. Hani bir şey olmaz dediler. Ben okumam yazmam attım yani imza. Atmadım değil, attım. Kaç para aldılar ablasızı? Kaç para dolandırdılar sizi? Bizim 4 tane evimiz gitti. 4 tane ev satıldı yani. Şu anda kendi oturduğumuz evimizde hani bağlı yani. Şey gibi oturuyoruz yani, kiracı gibi oturuyoruz. Kendi evimde hiç oturamıyoruz. Sizi kim dolandırdılar peki? Aynı kişiler. Yıldırım Özdemir, Mehmet Mintaş, Ersen Sarmık. Bunlar hepsi birlik yani. Bunların içine girdim ben. Sizi nasıl dolandırdılar peki? Kardeşlerim ben biraz tavasızdım, ben husumetliydim. Araya bunlar girdiler. Biz senin işini hallederiz, çözeriz ama bize yetki vereceksin. Yetki ne? Notere götürdüler beni 2 sefer. Yalan söylediler. 2 defa beni notere götürdüler. Bir de tuttular bana sahte açık senet düzenlediler. Ahmet Tokat ve Meydan Tokat adına. Halbuki öyle bir şey yok. Yani bunlar aslında birbiriyle bağlantılı insanlar değil mi? Aynen, hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir şebeke mi desem yani bir organize bir suç yani bunların hepsi. Örgüt. Birlik. Benim 2 köydeki 2 katlı evimi sattılar. 5 parça yerimi sattılar. Ne yaptılar? Toplu kardeşlerimin üzerine, Süveyloğlu kardeşlerimin üzerine devrettiler. Bana da ben bunlara hiç param var almadım. Bunların ben adalet istiyorum sadece.